heyecanlıyım. Şimdi arkadaşım bana burada yapacağım arkada kararlaştığım konuşma notunu vermek. Hem nota bakmam mümkün, ya okumam mümkün, izin verirseniz içimden ne geçiyorsa, aklıma ne geliyorsa onu sizinle paylaşayım. Ben Allah'ı anlatmada dilimin yetmediği noktalarda da beni bağışlamanızı sizden rica ederim. Çok değerli bakanım, değerli konaklar, sevgili kardeşlerim. Bugün ben ve Türkiye'den beraber geldiğimiz milletvekili arkadaşlarımız gururla hatırlayacağımız pek çok güzelliği hep beraber tanıttık, yaptık. Dün öğleden itibaren bir yandan Azerbaycan'ın kısa sayılabilecek bir süre içerisinde elde ettiği başarıyı gözlerimizle görme imkanı bulurken, öbür taraftan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Büyük Önder Haydar Aliyev'in ifade ettiği gibi iki devletin bir milleti nasıl olabilir sorusunun cevabını yaşayarak, görerek, elimizde adeta tutarak hissetme imkanı bulduk. Düşündüğümüz zaman Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi derinliği, kültürel derinliği, dil ve din kardeşliğinin yaratmış olduğu bu birlikteliğin köklerinde biraz evvel Sayın Rektörümüzün de ifade ettiği gibi ortak bir geçmiş, ortak tarihi olaylar yapmaktadır. Kendileri de ifade ettiler. 1918'de, yani bundan 90 yıl önce Azerbaycan'ın azatlık mücadelesinden Nuri Paşa komutasındaki Anadolu askerlerinin gelip burada o büyük mücadeleye verdiği desteği düşünüyoruz. Arkasından Kurtuluş Savaşı'nda Azerbaycanlı kardeşlerimizin Anadolu'da bizim orada vermiş olduğumuz mücadeleye gelip kanla, canla katkısını hatırlıyoruz. Kanları birbirine karışmış, canları birbirine karışmış, aynı şehitliklerde beraber koyun koyuna yatan bu iki millet elbette Büyük Önder'in dediği gibi bir millet olacak. Bunu Azerbaycan'da bir kere daha görmüş olmaktan büyük bir mutluluk, büyük bir heyecan duydum. Sevgili konuklarımız, tarih derinlikleri olan böylesine kardeşlik bağlarının günümüze taşınması ama yetmez, bunun gelecek asırlara, gelecek çağlara taşınması gerekir. Bizi gelecek çağlara taşıyacak olan en önemli köprü, en önemli yol, hiç kuşku yok ki eğitimdir. Azerbaycan'da eğitim alanında arkadaşlarımızın dünyanın her bir yanında olduğu gibi Azerbaycan'da da birkaç tükenmez bilmeyen gayret, fedakarlık ve heyecanla gerçekleştirdiklerini bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından, öbür taraftan Sayın Bakan'ın ağzından ve temas ettiğimiz her dostumuzun, Millet Meclisi Başkanı'nın ağzından duymuş olmaktan da büyük bir gurur duyduk, büyük bir mutluluk duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Eğitim hiç kuşkusuz çağımızın en büyük kalkınma aracıdır. Hiç kuşkusuz bize geleceğe hazırlayan, gelecekte bir üstadın dediği gibi bir reji oda olacaksa, insanlığın bir reji odası olacaksa, orada bizim çocuklarımızın,
İster Anadolu Türk'ü olsun, ister Azerbaycan Türk'ü olsun, hiç fark etmez, ister Türkmen olsun, ister Kazak olsun. Bizim çocuklarımızın oturması gerekiyorsa, onun için yapılacak daha çok şey var demektir. İşte çağ üretim işletmeleri bunu Azerbaycan'da gerçekleştiriyor. Böylesine güzel gayretlerin yüreklendirilmesi, böylesine güzel gayretlerin artarak devam etmesi ve bu eğitim faaliyetinin dünyayı tam anlamıyla kucaklaması gerekir. Bu gerçek anlamda büyük oranda yapılıyor. Daha yeni Mayıs ayının sonunda, Haziran ayının birinde İstanbul'da Türkçe olimpiyatları yapıldı. Türkçe olimpiyatlarına tam 110 ülkeden gençlerimiz, çocuklarımız katıldı. Orada kimi geldi ağladık, kimi geldi alkışladık. Karadeniz Türküsünü söyleyen sevgili kızımız birinci oldu herhalde de orada. Devam burada. Bütün Türkiye o kızımızı dinlerken hem heyecanlandı, hem hüzünlendi, hem deşelendi. Buraya geldik, Sayın Cumhurbaşkanımız bize dedi ki, Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçı sonrasında Bakü sokakları İstanbul gibiydi. Hep anlattım. Hep anlattım. Burada da müsaade ederseniz söyleyeyim. Bundan bir süre evvel yapılan Eurovizyon şarkı yarışması puanları açıklanırken Azerbaycan dedi, işte puanları söyleyen genç arkadaşımız işte 12 puan kime? Türkiye. Hemen orada bir korku aldı beni. Ya dedim Türkiye sıra geldiğinde Azerbaycan'a vermezsek maç mı olacağız şimdi? olmadı. Türkiye Ankara'dan sordu. 12 puan Azerbaycan. Bizim sadece siyasetçiler olarak, devlet yöneticiler olarak yahut eğitim kurumları olarak bir masa başında oturup bir projeyi gerçekleştirmek istememizin ötesinde bir nokta demektir. Bu beraber düşünüyor, beraber aynı şeyi hissediyor anlamına gelir. Bu çok önemli sevgili kardeşlerim. Aynı şeyi düşünmek, aynı şeyi hissetmek. İşte o bizi geleceğe gerçek anlamda taşıyacak. Hem de büyük bir başarıyla, büyük bir zaferle taşıyacaktır. Bu kısa süreli Azerbaycan gezisinde bunu bir kere daha arkadaşlarımla birlikte görmekten, teneffüs etmekten bir gurur duydum, ayrı bir mutluluk duydum. Evet, bir insan için hayal hedefler vardır. Ulaşılması istenilen, çok istenilen yerler vardır. Ama bir siyasetçi için onu da koyayım bir tarafa ama bir eğitimle uğraşan bir kişi için, eğitim bakanlığı yapmış bir kişi için şu an gerçekten çok önemlidir, çok bahtiyarlık denecektir. Sayın rektörümüze ve bu güzel üniversitemizin değerli yöneticilerine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu benim ömrümün sonuna kadar büyük bir gururla, şanla, şerefle taşıyacağım bir payedir. Belki ileride işsiz kalırsam ben sizin Faruk doktorunuzum, ben geleyim orada ders vereyim. Sevgili hocam, değerli rektörüm, üniversitemizle ilgili, okullarımızla ilgili dün öğlenden bu yana o kadar güzel şeyler işittik ki bundan doğrusu isterseniz büyük bir mutluluk diliyorum. Ben bu işlerin nasıl yapıldığını biraz bilenlerdenim.
Anadolu'nun köşe bir kasabasında çoluk çocuğunun nafakasından paralar ayırıp bu sevdalı yol uğruna onu harcayanların emekleri, katkıları bu büyük yol hareketinde hep vardır. Onun için burada başarılı olunuyor. Belki de işin sırrı buradadır. Dediğim gibi bu güzel yolda, bu mübarek yolda bu çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, geleceğin acımasız rekabet şartlarına, küresel rekabete hazırlayan herkese şükran borçluyuz, minnet borçluyuz. Bu huzuru ve rahatlığı hissediyoruz ki bu gayretler geleceği kurma gayretleri, geleceğin zaferlerle donatılması gayretleri boşa harcanan gayretler değildir. Bunun işaretlerini bugün alıyoruz. İşte dışarıda sevgili hocamız bize gösterdi. Yüzlerce uluslararası yarışmalarda elde edilen başarılar. Altın madalyalar, gümüş madalyalar. Bu madalyalar bizi bu büyük dünyayı geleceğe taşıyacaktır. Ve gelecekte böylesine sevgi dolu, böylesine özveri dolu, böylesine hoşgörülü yetiştirmiş olan dünya çocuklarının elinde, sadece kendi dünyamızdan bahsetmiyorum, Türk dünyasından bahsetmiyorum. Ama bütün dünya çocuklarının elinde gelecek inanıyorum ki barış dolu olacaktır, huzur dolu olacaktır. İnsanlığın buna ihtiyacı vardır. İnanıyorum ve bu gençlerimize öyle güveniyorum ki gelecekte silahlar değil, bilgiler, kalemler ve düşünceler çarpışacak. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygılar.